Hani öyle saat yedi bir yerde uğrayacağım. Bildiğiniz gibi 2 ay önce bir trafik cinayetine kurban verdiğimiz evladımızın Melih'in ilk duruşması bugün yapıldı. Yüce heyet tutukluluğun devamına karar verdi. Ayrıntılı bilgiler için avukatımız hem gelinimiz Melda size bilgi verecek. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Hem de avukat olarak takip ediyorum dosyayı. İlk duruşma yapıldı bugün. Tutukluluğun devamına karar verildi. Sonuna kadar takip edeceğiz. İnşallah adaletli bir sonuç elde ederiz. Bu şekilde söyleyeceklerim. Delillerini ve bütün elde edilen doneleri sunmuştur. Ne yazık ki istenmeyen bir kaza, istenmeyen bir olay sonucunda bir anlık dalgınlık ve bir kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Ancak biz adaleti ararken sadece olay sonuçlarına değil, olayın tüm boyutlarına ve olayın boyutlarının insanlara neler katacağına bakmak zorundayız. Elbette ki acılı aile daha yüksek cezalar isteyecek, daha yüksek cezalandırma taleplerinde bulunacaktır. Ancak adalet her zaman en yüksek cezayı vermek değildir. Doğru ceza hukuku maddelerini doğru uygulayabilmektir. Olayımızda biz bir taksir durumu öngörmekteyiz. İnşallah mahkeme de hukukun gerekliliğini yerine getirerek taksirle ilgili kararını verecektir. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Allah acılı aileye sabır versin. Merhuma da rahmet dileriz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Sonuçta bu bir kaza. İki tarafın da başına gelebilirdi. İki taraf içinde oluşabilecek bir durumdu. Bizim müvekkilimiz de burada mağdur olabilirdi. Ölen taraf olabilirdi. İki tarafın da kanında trafik güvenliği için gereğinden fazla maddeler var. Trafik güvenliğini tehlikeye atan maddeler var. Roller değişebilirdi ama Allah'tan kalanlara sabır dilemekten başka şansımız yok. Kararı Yüce Mahkeme verecektir. Teşekkür ederim.